Burada yaptığım işlemde ekranı bir kez doğru yazdırdı. Bunun sebebi hani size daha önce bahsettiğim şeyde Boolean konusunda dedim ki bir karar verme mekanizması olması gerekiyor. Örneğin true ya da false. Yazılımda genel mantık bu şekilde işler. Bir şey ya true'dur ya false'dur sonuç olarak düşünürsek. Burada da mantık tamamen true false üzerine çalışıyor. If içerisinde basit anlamda true false verebildiğimiz gibi herhangi bir işlem de yapabiliyoruz. Mesela 3 2'den büyükse şunu yap, değilse bunu yap gibi. Ama dikkat ederseniz sonuç olarak değişmiyor. Gene boolean bir sonuç üretiyor. True ya da false. Bu nedenle şu şekilde özetleyebiliriz. If içerisinde eğer true varsa bizim if'in altında yazdığımız satır çalışır. Eğer false varsa hiçbir şey olmayacaktır. Çünkü if'in altındaki çalışması gereken kod bloğu sadece true varsa çalışacaktır. Şimdi biraz genişletince daha iyi anlayacaksınız. Önce true false üzerinden devam edeceğiz. Bu şekilde basit olacaktır. Şimdi burada ne yazacak? Az önceki örneğe göre. Mantık olarak bir şeyin true ya da false'una bakarak çalışır. Burada da öncelikle kurallarını bilmemiz gerekiyor if'in. If kurallarında diyor ki eğer if'in parantezleri içerisindeki değer bir true üretirse ya da true ise, bu üretme ve true olma olayını detaylandırınca anlayacaksınız. True ise altındaki ilk satır çalışır. Evet, ilk burası çalışır. Değilse else kısmı var. İkinci bir blok. O zaman da burası çalışır. Yani burayı true yaptığımda burası çalışacaksa false yaptığımda alt kısım çalışacaktır. Anlatabildim mi? Bu şekilde düşünebilirsin. Bu bir standart. Yani şurayı not olarak da yazayım. True ise false ise. Bu kısmi olarak değişebilir. O da bilinçli olarak bizim değiştirmemiz sayesinde olabilir ama normal kullanımı bu şekilde. Şimdi bu en temel kullanımı. Biz bunu bir işlem üzerinde yaparak biraz daha pekiştirelim. Hani başından beri diyoruz 3 2'den büyükse vesaire. Bunu yapalım.
2 3'ten küçük mü? Küçük. Burada küçük sonucu geldi çünkü 2 3'ten küçüktü. Yani ama şöyle bir durum var. Az önceki yaptığımız gibi herhangi bir true false görmüyoruz burada. Evet, az önce söyledim ya, üretme ve true false olma. İlk yaptığım örnek true false olma durumu. Doğrudan bir sonuç verdin aslında. Ama burada bir üretme durumu var. 2, 3'ten küçükse zaten burası true üretecektir. Değilse false üretecektir. Boolean olarak. Haliyle nereye gideceği belli zaten. Daha kısa olarak nasıl yazılabilir? Bir kullanım örneği diyebiliriz. Mesela dedim ki küçükse ekrana yaz ama büyükse hiçbir şey yapma. Bu da bir seçenek. Aslında bunun şundan bir farkı yok. Kafa karıştırmaya gerek yok yani. Sadece tek satırda yazmayı sağlıyor. 2 3'ten küçükse. Peki bir şeyler daha ekleyip geliştirelim. Ben dedim ki hem küçük yazsın hem de bir şöyle altını üstüne bir şeyler çizelim. Çalıştırmaya uğraşalım. Hata verecek. Dediğim gibi burada bir kural var. Yani if açıkçası çok esnek. Yani esnetebildikleri kadar esnetmişler diyebiliriz. Çok basit anlamda da kullanabiliyorsunuz, çok kompleks olarak da. Burada da diyor ki, eğer tek satırlık bir işlem varsa, true ya da false sonucunda, süslü paranteze falan hiçbir şeye gerek yok. Böyle kullanabilirsiniz. Ama birden fazla satır olacaksa, mantık karmaşası oluşuyor burada. Yani hiyerarşi bozulacağı için süslü parantez koymayı istiyorum. Bu şekilde. Bakın dikkat edin, altında yine yok. Alt kısımda. Sebebi burası kurala uyuyor. Tek satır. Eğer burada da aynı şekilde yapmak istersek ya da tersi de olabilir. Burada yaparız biraz. Mesela şöyle bir işlem hata verir mi? Bakıyorum. Buraya da 5 dedim. Hani false döndürsün. Hata vermedi. Bunun aslında mantıksız değil. Gayet normal. Sebebi şu. Evet, bakış mekanizması. Yukarıda kaçacak bir yeri yok. Yani alternatifi yok. Zaten if ile else arasında. If'ten sonra hemen else gelmesi gerekiyor. If ile else arasında olduğu için bir zaten her halükarda ya çalışacak ya hata verecek. O yüzden bu kurala uyman gerekiyor. Ama aşağıda eğer ikinci satırı koyarsan burada bir hata vermiyor. Sadece ben artık if'e bağlı değilim. Normal gidişat bu yönde diyor. Normal akışta zaten bunu çalıştıracak. Haliyle göreceli olarak haklıdır diyebiliriz. Yani bundan bir farkı yok aslında. Tersini de yapalım kullanım örneği olarak.
bize var ya değil mi? Genelde de tatlıcılar yapıyoruz. Buraya da kapatalım. Değişkenini yapabiliriz mesela. Ya da değişkene dönüştürelim. Bakın sayı 1, 5, sayı 2, 3. Sayı 1 yani 5, 3'ten küçük mü? Değil. O zaman cevap belli. Küçük değilse büyüktür. Basit bir şekilde bulmuş olduk. Çalıştırıyorum. Öncelikle buraya düşmesi için bir false gerekiyor yukarıda. Sayı 1 küçük mü sayı 2'den? Küçüktür yazıyor. Haliyle bizim işimizi görmüyor. Sonradan da sonuç gördüğünüz gibi sıfır olarak yazılıyor. Hatta açıklayalım. Sen breakpoint gibi bir şey var mı? Var.
Çalıştırdığımda bu geldi. Peki değiştirdim. Büyük olsun bu. Bakın, şurası false geldiğinde çalışacak. Yani bu kısım false ise çalışır. Yukarıdan gelecek değer. O zaman şöyle bir algoritma okuması yapmamız gerekiyor. Beyin jimnastiği adına. Öncelikle dedik ki sayı 1 8, sayı 2 9. Sonucu da en sonuna yazdırıyoruz. If'le ilgili değil bu. Sayı 1 8 9'dan küçük mü? Evet. O zaman buraya geldik. Sayı 1 1 arttı. Yani 9 oldu bu durumda. O zaman ben şurada yazarsam emin oluruz en azından. Değişkenini if'in içerisinde bunu da tanımlasaydım ne olurdu? Ya da diğer soru, sonuç değişkenini şunun içerisinde tanımlasaydım ne olurdu? Bunun içinde tanımlasaydım doğru çıksaydı sonuç olmazdı. Mesela iki ihtimalli kullanma yöntemi nedir? Say bir, şunu derim ki, sonuç, bunu artır, sonucu aktar. O zaman şurada say bir yerine sonuç yazarım. İşimi gördü bir kere. Gereksiz yere karmaşıklığı önledim. Aynı zamanda burada da kullanıyorum. Daha temiz bir kod yapısı oldu, bir düzen oldu değil mi? Şimdi nasıl çalışır? Yukarıda zaten tanımlıyoruz. True gelse buraya girip değer alacak her halükarda. False gelirse buraya girip değer alacak. Kapatıyorum.
bilgi alarak yapalım? Bir not sistemi dışarıdan bilgi alacak. Buna göre işlem yapacak. Yine scanner ile yapacağız. Buraya da import etmeyi unutmayın. Java, değilse eşit olsun ki ekonomisi zaman şey yapmasın. Thank you.
gereğinden fazla yapalım. Integer'sa eksi de gelebilir. Yani engel olmak lazım. Güzel insan oldu da. Otomatik olarak. Burada çalışma mantığını inceleyelim. Öncelikle not yazıyoruz. Ekrana. Bakın. Püf nokta bir durum var. Print. Elen dedik ya. Şuraya gelince alt satıra iniyor. Bunun sonundaki LN'yi sildiğim zaman daha doğru bir çalışma olur şu an için. Bakın alt satır inmeyecek. Direkt yanında görünecek. Line. Evet, line. C#'da da aynı. Console write line. Write ile line farklı. Tabii burada da aynı. Ben burada alta inmesi için bunu yaptım. Neyse, ekrana yazdık. Scanner'ı dışarıdan değeri integer olarak aldık. Bunu string alsaydık ne olacaktı? Ekstra integer.parseInt yapmamız gerekiyordu. Daha önce yaptığımız gibi. Ama burada doğrudan next yerine nextInt yaparak kurtardık. Int olduğunu varsaydık. Peki. Int gelmezse ne olur? Bakın. Integer değil, s değerini verdim, patladı. Scanner patladı. Öyle yapacaksan next int kullan filan diye bir şey. Next int kullanacaksan diyor patlayacak. Ki öyle bir şeyler. Ne demiştim? Bu değer patlar. Dışarıdan hatalı girilirse. Kontrol etmek lazım. Çünkü doğrudan int'e aktarıyor. S'yi verin de onu da atamaya çalışıyor. Patlıyor. Burada var mı? Var, var. Var, var. Var kullanırsak ne olur? Burada tanımıyorum. Buradaki mantıkta şuralara biraz bakalım. Bakın. Burada bir ya da operatörü var. Bunu da malum burada göstermem gerekiyordu. O yüzden buraya erteledim. Ya da operatörü de şöyle. If kendi içerisinde true ya da false oluşturması gerekiyor. Ama iki tane de şart koyabiliyoruz. Görüldüğü gibi. Not küçüktür sıfırsa ya da not büyüktür 100 ise, sıfırdan küçük, 100'den büyükse, bunların ikisinden herhangi birisinin şartı uyuyorsa, yani sıfırdan küçük ya da o değil ama 100'den büyük bir değer verdik biz, o zaman ekrana şunu yaz. Değilse, else if, bunu da yeni kullanıyoruz şu an. Elzif, not, elzifi neden kullanıyoruz? Birden fazla else kullanmamız gerekiyorsa. Birden fazla şart. Birden fazla şart, koşul. Evet. Aksi halde neydi? If, else vardı sadece. Elzif'te de böyle. Diyorum ki not 90'dan büyük ya da eşitse. 90 girersem dahilim. O zaman bunu yaz. A. Diğerleri de bu şekilde. Hiçbiri uymazsa, 45'in altındaysa bunu yazıyorum.